Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte telefona kaplama yapacağız. Daha sonra bu kaplamaların çizilmelere falan karşı dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Deneyeceğiz bakalım çiziliyor mu, çizilmiyor mu? Peki bu ne abi? Pardon tükürdüm size. Yarabbi şükür. Arkadaşlar şimdi saç kurutma makinesiyle ısıtın yazıyordu. Gelin görün ki ofiste saç kurutma makinesi bulamadık ama Vledaganımız var. Onunla ısıtıp bir şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Aynen. İddia da şöyle ki bunu telefonun arkasına yapıştırıyorsun. İşte arkası camsa vesairese o çizilmiyor, bu çiziliyor. Daha sonra çıkartabiliyorsun. Çıkarınca ne olacak merakı da var. Hani oraya tutkal kalacak mı falan filan. Çağdaş'ta bir tane J6 var. Bende de çakma iPhone 10R var. Çalışıyorsa hepsinde çalışır. Mantık bu değil tabii mi? Tabii canım. Önemli olan telefonun ne olduğu değil. Telefonun olduğu. Nasıl olduğu. Bravo. Öncelikle şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Telefonu bir ıslak mendille güzelce siliyoruz. Evet, güzelce siliyoruz. Üzerinde diyor ki herhangi bir toz zerreciği kalmasın. Ya mükemmel. Toz zerreciği nasıl kalmayacak abi? Yani biz mikroskop muyuz? Nasıl göreceğiz onu kalıp kalmadığını? Tamam ya işte. Mis gibi oldu. Bu arada bak şunu söyleyeyim. Kaplayacağımız malzeme gerçekten çok kötü kokuyor arkadaşlar. Çağdaş beğendi galiba. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ben bir koku almadım. Çok kötü kokuyor ha bunlar. Yo hiç kokmuyor Çağdaş. Yandım ya, lan. Güzel kokuyor Çağdaş. Öncelikle bakın şu kamera kısmını tam denk getirmeniz lazım. Hocam çok güzel yapıştırdım be. Adam telefon çıktı. Ben gidiyorum. Çankaya'da telefoncu açtım. Hocam ya. Ne yapıyorsunuz hocam? Oğlum hadi lan. Oldu mu? Şuralara ver hocam. Ver. Galiba marifet bende değilmiş ya. Dur hepsini çıkarma. Yapa yapa gel. Kulak kısımlarını ısıtarak yapın diyor Çağdaş. Tamam önce takacaksın sonra ısıtacaksın. Oldu oğlum bu. Oğlum benimki birazcık fazla oldu ya. Gördüğünüz gibi 3.5 mm'lik jack girişini kaçırdık. Bende şarj yeri bile kaçtı Çağdaş. O zaman ben de kapatıyorum abi konuyu. Adet yerini bulsun, bu aleti getirdik artık. Onu biraz kıssana elde. Çocuk çok iyi ya, genel olarak çok iyi. Hop kökte bap çipap. Arkasını da yaptık, buraları da yaptık. Evet. Tamam. Öncelikle denememiz gereken şey bozuk para. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, telefonu bence güzel göstermiyor ya. Hani yaptıracaksanız... Yok bayağı çirkin oldu. Ha. Vay be. Biliyor bak çok hafif bastırıyorum. Oo sen kazıya gittin. Yo bayağı hafif yaptım. Şöyle çizilmelerde hakikaten evet. Bir şey olmuyor. Ama böyle bir tık sert. Yok bu kaldı. Anahtar deneyelim. Şöyle yavaş yapınca. Yani korur boku çıkmazsa. Şimdi ben önce bir şey yapıyorum Lütfi Style'a. Bir de şöyle... Evet yok. Şöyle bir durum var, hani ufak tefek cebinizde dururken çizilme bence yaşamazsınız. Böyle dar bir alanda kalırsa ya da bir tık sert bir darbe gelirse çizilmenin dibini yaşarsınız. Alt tarafa geçiyor mu şimdi, daha sert bir şeyle onu deneyelim istersen. Ben de bıçakla deneyeyim. İçim kalktı Lütfi. Bayağı ikiye bölündü ya Çağdaş. Evet. Ya artık burası açıldığına göre telefonu çizen bir şey bunu da çizecek demektir. Şimdi şuraya bir dönelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu çakmak testini bu çakma telefonda yapmayacağız çünkü tırsıyoruz. Aynen elindekiler. Oğlum bakalım. Sökme. O da bakıyorum bir altı çizildi mi ya? Oğlum hep beraber bakacağız. Tamam. Şu mesafelerde bir takılayım bakayım. Çok daha kolay yolu var bunun. Oo, onunla olmaz. Olur. Dur oğlum o, dur lan. Allah dayından ci. Oo lan yanıyor. Abi direkt alev alıyor. Aynen. Yanma olayına herhangi bir iddiası yok arkadaşlar ve bu bildiğiniz mi? Bunun kokusunu almışsındır diye tahmin ediyorum artık Çağdaş. Bu ne abi? Zehirli bir şey kokuyor bu. Metamfetanyumla... O zaman şimdi merak ettiğiniz başka bir aşama daha var arkadaşlar. Bu da yine bize maillerde geliyordu. Sökünce ne olacak? Bana kalırsa eğer mesela bunda yapışkan bir şey var ya, o yapışkan daha yeni yapıştırdığımız için tam nüfus etmemiş olabilir. Bir ay sonra bir iz bırakabilir ama anlık yapıştırmada ne olacak bir onu biz görelim. Biz bir aynen yani zaten şunu bir daha bir söyleyelim arkadaşlar, yapmayın. Hem çok çirkin. Bir de kanserojen bir madde var bunun içinde. Evet. Şimdi ben bunu söküyorum abi. Bakalım acaba telefon çizildi mi? Oo bunun direkt geçmiş çizik altına. Geçmiş mi? Tabii. Geldi mi ekrana çarpı? Gelmiştir. Tamam o zaman bir YouTube kanalısına öyle olsun. Teşekkür ederim. Oğlum bu ne ya şey gibi? Defter kaplama. Değil. Dandik bir kaplama söylesene bana. Üçen telefon kaplama şey söyledim. Şimdi o zaman finale gelelim. Şunları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Telefonumuz. Oğlum benimki sökülmüyor lan. Bildiğiniz çürük çarık içinde kaldı. Burada tutkal parçacıkları var. İşte bunlar bir süre sonra telefonda çirkin bir görüntü oluşturabilir diye tahmin ediyoruz. Onun haricinde bu telefon kaplama olayı çizilme meselesinde gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Isıda da yaramıyor. Öyle yani dandik tırıçka bir şeymiş. Dumanın rengine mi baksak? Şey boyalı tinerli ofis. Olsun. Patlarız işte havaya uçarız. Aynen. Bir de bunu söndüremeyebiliriz. Biz bir bahçeye gidip gelelim arkadaşlar. Şunu bir yakalım ne renk çıkacak alevi. Onu bir görelim arkadaşlar. Daha sonra aynen. Videoyu kapatmak için geleceğiz. Önce bir şey söyleyelim arkadaşlar. Şu an ofiste tadilat oluyor. Etraf bayağı dağınık durumda. O açıdan kusura bakmayın diyelim.
simsiyah duman çıkıyorlar. Bayağı plastik yanıyor. Evet, koklasana bir. Ooo, kokuyor bak. Masaya masaya. Artık bir yanma oldu bu videoda da. O yüzden videomuzun artık sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte şu telefon kaplama olayı gerçekten bir işe yarıyor mu? Telefonumuz çizilir mi çizilmez mi aşamasını test ettik. İki kılıfa toplam 60 TL verdik. Önce 35 dediler, pazarlık yaptık. Beşerli renklerimi aldık. Bir kötü kokuyor. İkincisi malzeme elinizde bile sağlıksızım ben, sağlıksızım ben diye bağırıyor. Üç zaten telefonu çizebiliyor. Dördüncüsü telefonun gerçekten o videolarda gördüğünüz gibi olmuyor. Çok kaba bir formata sokuyor. Yani telefonun etrafına bir jelatin takıldığı çok belli oluyor arkadaşlar. Hissiyat anlamında. Videonun çıkışında lütfü yapsın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir de şuradan beğenmişsiniz. Beğen butonumuz var. Videoyu beğendiyseniz oradan videoyu da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Tadas.